Merhaba arkadaşlar, bu video rasyonel sayılar ile ilgili olacak. Hemen başlayalım. Rasyonel sayılar nedir? Sayılar videosunda söylemiştik. Rasyonel sayılar tam sayılar kümesinin de biraz daha genişletilmiş haliydi. Rasyonel akılcı sayılar olmasının sebebi bölündüğü zaman bölümden sonrasının ne olduğunu kestirebilmemizdi. Neydi? Mesela A bölü B şeklinde yazıyorduk. A ve B tam sayı oluyordu ve B 0 olmuyordu. Çünkü B 0 olduğunda payda 0 oluyor, tanımsız oluyor. O yüzden B 0 olmuyordu. Bunu biliyorduk. A 0 olabilir. Sayılar videosunda var detayı. Buna girmeyeceğim. Şimdi biz bunu rasyonel sayı olarak tanımlıyoruz. Şimdi rasyonel sayıların kesirlerle ilişkisini şu kesirin tanımı olduğu için bir birimin bölündüğü eşit parçaların birini veya birkaçını göstermeye yarayan sayılara kesir dendiği için tam da rasyonel sayılar burada karşımıza çıkıyor. Yani kesirli ifadeleri tanımlayabildiğimiz şey rasyonel sayılar. Bir pasta var. Yarısını bu pastanın yiyoruz biz. Yarısını yedik. Nedir yarısı? 2'de birini yedik, değil mi? Aslında 2'de birini yedik. İki parçanın birini. Onu biz 1 bölü 2 diye yazıyoruz. 2'de 1'ini. Veya tamamını yedik pastanın. Şöyle yazabiliriz. 2'de 2'sini yedik. 2 parçaya böldük. 4 parçaya bölmüş olsaydık 4'te 4'ünü yedik. Bakın aynı şey. O yüzden 2 bölü 2 ile 4 bölü 4 de eşit oluyor. Onu ileride göreceğiz. Şimdi kesirlerde basit kesir, bileşik kesir gibi şeyler var. Neden böyle şeyler var? Öncelikle onu sormak lazım. Çünkü bu genelde sorularda soruyor. Mesela diyor ki A bölü B bir basit kesirdir. Buna göre hangisi olabilir? Yani diyor ki kısaca şunu bilgi ölçerek söylüyor. Payı paydasından küçük olan mesela 2 bölü 3 gibi, 3 bölü 4 gibi, 4 bölü 7 gibi payı paydasından küçük olan kesirlere biz basit kesir diyoruz. Basit. Bunu söylüyor böyle ki işte orada biraz zaman kazansın. Bilen adam, bilmeyen adam bıraksın soruyu. Basit kesirler hangi aralıkta oluyor? Ona bakalım. Mesela birden büyük mü olur, küçük mü? Küçük olması gerekiyor. Çünkü 1 demek işte 4 bölü 4, 3 bölü 3 gibi şeyler. Payı paydasına eşit olmuyor. Olduğunda 1 oluyor. Ondan küçük olacak. Örneğin 2 bölü 3, 1 bölü 2. Birden küçük olacak. Bunu biliyoruz. Diğer tarafta neyden küçük olacak, büyük olacak? Eksi 1'den büyük olacak. Bu 1 ve eksi 1 aralığında yer alan kesirler basit kesir oluyor. Niye eksi 1'den daha küçük olamaz? O zaman da üst taraf bu sefer örneğin eksi 1'den küçük olması önce eşit olmasını söyleyeyim. Mesela eksi 5 bölü 5 eksi 1'e eşit. Pay ve payda da işaretine bakmadan baktığımızda birbirine eşit. 5 bölü 5. Eğer payı biraz büyütürsem eksi 5 bölü 4 olur. O şurada olur. Eksi 1,25 yani eksi 1'in dışında olur. Ve bu artık basit kesir olmaz. Basit kesir olmaktan çıkar. O yüzden basit kesiri tanımlarken diyoruz ki işaretine bakılmaksızın 1 ve eksi 1 arasında olan ifadeler yani daha doğrusu payı paydadan küçük olan ifadeler. Örneğin eksi 2 bölü 3 işaretine bakmıyorum. 2 3'ten küçük. Yani negatifini de söylüyorum ki negatifi de çıkabilir. İstisnai bir durum. Tanım kümesini öyleyse sayı doğrusu üzerinde nasıl gösteririz? 1 ve eksi 1'i almıyoruz. Dahil etmiyoruz. Bizim şu aralıkta basit kesirlerimiz oluyor. Buna dikkat ediyoruz. Ve bileşik kesir. Bileşik kesir de basit kesirin aslında dışında kalanlar. O yüzden sayı doğrusunda göstermek daha anlamlı oluyor. Şu eksi 1, 1 dediğimiz yerin şuralarda bunları almamıştık. Burada 1 ile eksi 1'i de alıyoruz. Bunların dışı, şu arası basitti. Basit. Onun dışındakiler bileşik kesir.
payı paydasına eşit olabilir, payı paydasından büyük olabilir. İki durumda da biz buna bileşik kesir diyoruz. Mesela 5 bölü 4 veya eksi 5 bölü 4 veya 5 bölü 5. Bunlar payı paydasına eşit veya payı paydasının işaretine bakılmaksızın büyük olduğunda biz bunlara bileşik kesir diyoruz. Üçüncüsü tam sayılı kesir. Tam sayılı kesir biraz uydurma bir şey gibi. Bileşik kesri alıyoruz. Mesela 3 bölü 2'yi alıyoruz. Bunun içinde bir tane tam var diyoruz. 1 artı 1 bölü 2'dir bu diyoruz. Onu da açarken şöyle 3 bölü 2 eşittir. Şimdi işlemlerde tabii onu anlatacağım. 2 bölü 2 artı 1 bölü 2. Şu 1'dir diyoruz. Öyleyse 1 artı 1 bölü 2'dir. Bunu ben 1 tam 1 bölü 2 diye yazabilirim. Şu da tam sayılı gösterim. 1 tam 1 bölü 2, 2 tam 3 bölü 4 bunlar tam sayılı gösterim. Nerede çıkar derseniz şimdi rasyonel sayı soruları genelde o kadar zor olmuyor. O da mesela şöyle bir şey yapıyor. 11 bölü 4 yazana kadar diyor ki ben buna bir işte nedir? 2 tam 3 bölü 4 yazayım. Adam o ara otursun hesaplasın. Bir 5 saniyede oradan kaybetsin. 8, 11 bölü 4 yazsın. Neden? Çünkü bununla bunu çarpıp bunu üstüne koyunca zaten buluyoruz. Veya 2 tam dediğimiz nedir? 8 bölü 4'tür. Toplasak 3 bölü 4 ile yine 11 bölü 4'e ulaşıyoruz. Orada biraz zaman kazanmak için bir şey yapıyor. Rasyonel sayılarda işlemler. Bu önemli bir nokta. İşlemler diyelim. İşte toplama, çıkarma, çarpma, bölme. İlk toplamayla başlayalım. Tabi toplama çıkarmadan önce genişletme, sadeleştirmeye de kısaca değinebiliriz. Mesela bir kesir verdi 1 bölü 2. Biz bu kesri hem altını hem üstünü aynı sayıyla çarparak genişletebiliyoruz. Örneğin 2 ile çarptığımızda hem üstü hem altı 2 bölü 4 oluyor ve bu buna denk oluyor. Neden denk oluyor derseniz bir pasta düşünün yine aynı şekilde. Pastayı iki parçaya böldüm. Bir parçasını aldım. Bu budur. 1 bölü 2. Bir parçasını yedim. Aynı şekilde pastayı eğer 4 parçaya bölüp 2 parçasını yeseydim yine yarısını yemiş olacaktım. Bu sefer 4'te 2 diye gösterecektim. Dolayısıyla ikisinde de alınan pay pastadan aynı. Biz bunları birbirine denk olarak gösteriyoruz. Aynı sayıyla çarpıp daraltabiliyoruz. Önemli bir nokta. Onun dışında yine işlemlerimiz var. Toplama işleminde önce paydaya bakıyoruz. Örneğin 1 bölü 2 ile 2 bölü 2'yi toplayacağız. Önce paydaya bakıyoruz. Payda aynıysa direkt üst tarafı topluyoruz. 1 artı 2, 3 bölü 2. Aynı şekilde çıkarmada da 2 bölü 4'ten mesela 1 bölü 4'ü çıkarırken alt taraf aynı olduğu için üstleri çıkarıyoruz. 1, 1 bölü 4 yazıyoruz. Aslında ne yapıyoruz? 2 bölü 4'te yani 4'te 2'de. 4'te 2 ne demek? 4'te 2 şu. Ne diyor? Bundan diyor 4'te 1'i. Yani bir tanesini çıkar dolu olanların. Ne kalıyor? 4'te 1 kalıyor. Peki paydalar aynı olmazsa? Mesela 1 bölü 2 ile 1 bölü 3'ü toplayacağız. Ne yapıyoruz? Paydaları aynı yapmaya çalışıyoruz. 2 ile 3'ün o yüzden aralarında asal konusu önemliydi. 2 ile 3'ü birbirine eşitlemek için bunu 3 ile bunu 2 ile çarpabilirim. Bunu 3 ile genişlettiğimde 3 bölü 6, bunu 2 ile genişlettiğimde 2 bölü 6 var. Topluyorum 5 bölü 6. Aynı şekilde çıkarırken 1 bölü 2'den 1 bölü 3'ü bunu 3 ile genişletiyorum, bunu 2 ile genişletiyorum. 3 bölü 6 eksi 2 bölü 6 eşittir 1 bölü 6. Bu şekilde çıkarma işlemini de yapabiliyorum. Çarpma işlemi ve bölme işlemi var rasyonel sayılarda. Çarpma işlemi çok basit. A bölü B ile C bölü D'yi çarparken A çarpı C bölü B çarpı D diyoruz. Yani 1 bölü 2 ile 3 bölü 5'i çarparken üst tarafa 1 çarpı 3, 3.
Alt tarafa 2 çarpı 5, 10 yazıyoruz. Bu şekilde çarpabiliyoruz. Bölme işleminde bir tane ezber bilgimiz var. Aslında ezber değil de mantığına çok girilmiyor. Bölme işleminde de birinci terim kalıyor. İkinci terimi ters çevirip çarpıyoruz. Mesela 1 bölü 2 ile 1 bölü 2'yi 1 bölü 3'e böleceğimiz zaman diyoruz ki 1 bölü 2 çarpı bunun tersi 3 bölü 1. O da ne olur? 1 kere 3, 3. 2 kere 1, 2. 3 bölü 2. Bu şekilde yapıyoruz. Çarpma ve bölme işlemi böyle. Rasyonel sayı sorularında karşımıza çıkan bir şey işlem önceliği. Çünkü soruyu bu biraz karıştırıp veriyor. Ekstra bir şey olmadığı için örneğin denklem kurma sorusunda biraz düşünebilirsiniz. Yani işte ne azalıyor ne artıyor. Bunda öyle bir şey yok. Sadece işlem olduğu için işlemi karıştırıyor ve karışık bir şey veriyor. İşlem sıramız önemli rasyonel sayılarda. Dikkat ediyoruz. İlk önce parantezlerin içine yapıyoruz ve kesir çizgisi denilen yani sorunun ana çizgisi. Mesela şurada bir şey duruyor, şurada bir şey. Burayı hallediyoruz, burayı hallediyoruz. Kesrin üstünde ve altında bir tane bir şey bırakmaya çalışıyoruz. Önce parantezlerin içine ve kesir çizgisine göre üst ve alt taraflara odaklanıyoruz. Parantezin içlerini yaptıktan sonra üslü işlemler varsa üslü işlemleri de yapıyoruz. Parantezin dışında. Mesela 2 üzeri 3 yazıyor. Onu hemen çeviriyoruz. O üstü sayılar videosunda olacak. Gösteririm. Sırası öyle. Yani çarpma ve bölme işlemlerini daha sonra yapıyoruz. Ve en sonda toplama ve çıkarma işlemlerini yapıyoruz. Bunları yaptığımızda rasyonel sayı sorularını kolayca çözebiliyoruz. Tabi burada kullandığımız şeyler var. Mesela A çarpı B bölü C örneğin. Biz bunu nasıl yapabiliriz? Biz bunu A çarpı B bölü C şeklinde yapabiliriz. İçeride rasyonel sayılar olduğunu da düşünebiliriz. Ben basit sayılardan da söyleyebilirim. Mesela 2, 4, 2 olsun. 2 çarpı 4 bölü 2, 4 bölü 2, 2, 2 ile çarptık. 4 bunun yerine şunu da yazabiliriz. 2 çarpı 4 bölü 2, 8 bölü 2 yine 4. Bunu aynı şekilde kesirli sayılarda da kullanabiliyoruz. Rasyonel sayılarla ilgili şeyler bunlar. Rasyonel sayıların konu anlatımı tabii bu. Bunun dışında soru örneklerinde genelde işler çıkıyor. Ben KPSS ile dikey geçiş sınavının hatta ALES'in son yıl sorularını incelediğimde genelde şu vardı. 4 işlem sadeleştirme genişletme ki sadeleştirme genişletme dediğimiz şey aslında çarpma. Yani işte mesela 1 bölü 2'yi 2 bölü 2 ile çarpıyoruz. O zaman ne oluyor? 2 bölü 4 oluyor. Yani genişletme dediğimizde çarpma. 4 işlem yaparak sorular genelde çıkıyordu. O şekilde konu anlatım kısmına bakabiliriz. Onun dışındakiler zaten örnek soru çözümüdür. İşte o sonsuza kadar giden sorular var. Mesela biraz daha istisnai tek bir formül var. Ya yani formül gibi bir şey var. Kısa yol onu yazınca çıkıyor. Onlar şey. Şimdi konu anlatımı kısmında bu kadar değinmek yeterli. Ondalık kesirler var daha sonra. Ondalık kesirler de adı üstünde kesrin bir çeşidi. Aslında kesrin gösterim çeşidi. Mesela siz 2 bölü 5'i şeyden başlarsam daha rahat olur. Mesela 4 bölü 10'u 0,4 olarak gösteriyorsunuz. 0,4'e ulaşabilir miydik? Ulaşırdık. 4'ü 10'a çok ilkel bir şekilde bölseydik 4'te 10 yok 0. Şuraya virgül attım, buraya 0 attım. 40'da 14 kere demek ki 0,4'müş. Buna zaten ulaşıyorduk. Bunu artık pratikleştiriyoruz. Nasıl pratikleştiriyoruz? Mesela 4 bölü 10'u diyoruz ki şuralarda bir virgül varmış gibi düşünelim. Bir virgül buraya kaydıralım. Bunu da bir virgül kaydıralım. Buraya kaydırınca 0,4 oluyor. 10'u kaydırınca 1,0 oluyor. 1,01'e eşit olduğu için 0,4 bölü 1 o da 0,4 oluyor diyoruz.
Virgülü sürekli sağa ve sola kaydırıyoruz. Yine bunun çıkmış sorularını incelediğimde gördüğüm şey şuydu. Soruları virgül kaydırarak çözüyor. Yani 3,03 bölü 1,01 diyor. Biliyor ki ben buraya 303 bölü 101 yazdığımda herkes bunu buna bölüp bulacak. Ama bunu yazdığımda şu virgülü 2 buraya kaydırayım. Alttan da 2 bu tarafa kaydırayım. Yani 100 ile çarpayım. 303 bölü 101 olsun. Bunu herkes göremeyebilir. Buradan soruyu üretiyor. Ve şu var tabii. Mesela 3 ondalık kesir böyle. Ondalık kesirden sonra 3 virgül örneğin 2, 2, 2 diye giden bir şey var. Biz bunu nasıl devirli olarak gösteriyoruz? 3 virgül devirli diye gösteriyoruz. Aynı şekilde mesela şöyle bir şey düşünelim. 32 virgül 45 daha sonra 53, 53 şöyle gitsin. Burada neyi devrediyor? Bakıyoruz 53 devretmiş. Öyleyse şöyle diyoruz 32,4'te bir şey yok. 53'ün üstünde devrediyor. Sürekli devir işlemi var. Bunun gösterimi de bu şekilde. Ve geliyoruz ondalık sayılarda işte toplama, çıkarma, çarpma, bölme. Nasıl? Mesela 0,1 ile 0,2'yi toplayacağız. Alt alta yazıyoruz. 3, 0,3. 0,1 ile 0,02'yi toplayacağımızda ne diyoruz? Sağ yazılan virgüller etkilemez diyoruz. Şey virgülden sonra sağ yazılan sıfırlar etkilemiyor. Dolayısıyla buraya bir sıfır atıyoruz, dolduruyoruz. 0,2 daha 2, 1 daha 0,12. Aynı şekilde çıkarırken 0,1'den 0,03'ü çıkaracağız mesela. Diyoruz ki şuraya 0 attım. Ondan 0,3 çıktı 7. Elden almıştım 0,07. Bu şekilde yapıyoruz. Çarpmaya gelince de mesela 0,2 ile 0,3'ü çarpacağız. Virgüller yokmuş gibi çarpıyoruz. 2 kere 3, 6 diyoruz. 2 tane virgül, 1 virgül buradan var, 1 virgül de buradan var. Bir basamak, 2 basamağı şu şekilde yazıyoruz. 6 virgül buradaymış, 1, 2 gitti. 0,06 olduğunu yazıyoruz. Veya başka bir şey 0,02 ile 0,3'ü çarpsaydık yine virgül yokmuş gibi 2 kere 3 6. 2 basamak buradan var, 1 basamak buradan var. Toplam 3 basamak olacak. Öyleyse 0,006 şeklinde yazıyoruz. Gördüğünüz gibi virgül 3 basamak geriye attı. Devirli sayılar çok fazla çıkmıyor rasyonel sayılar sorularında. Nadiren çıkıyor ama yani bizim KPSS'de falan. Şöyle bir şey var. 4,9'un devirlisi örneğin neye eşit oluyor? 4,99999 gibi ifade ediliyor. İşte 4,29 mesela nasıl ifade ediliyor? 4, şu 2'nin üstünde değil 9'un üstünde şu şekilde ifade ediliyor. Bunun gibi virgüllü sayıları da ifade edebiliyoruz. Önemli bir nokta şu, rasyonel sayılarda sıralama konusu. Sıralama önemli bir nokta, bol bol da çıkan bir konu. Paylar aynıysa, paydalar aynıysa falan filan. Önce şöyle bakalım, basitten başlayalım. Mesela 1 bölü 2 mi büyüktür, 1 bölü 3 mü? Şimdi mantıken bakıyoruz. İki parçadan birini alırsam mı büyük olur, üç parçadan birini alırsam mı? Bir şeyi ben iki parçaya bölüyorum, birini alıyorum. Bir şeyi ben üç parçaya bölüyorum, birini alıyorum. Bir de mesela 1 bölü 100. Bir şeyi ben 100 parçaya bölüyorum, sadece birini şu kadar küçücük parçasını alıyorum. Gördüğünüz gibi alt taraf büyüdükçe alınan pay düşüyor. Yani en başta en büyük pay alındı. Bu bundan büyük, o da ondan büyük. Peki üst tarafı nasıl kıyaslayalım? Mesela 10 parçanın hepsinde 10 üzerinden gidelim. 10 parçanın 3 tanesini aldım, 5 tanesini aldım, 7 tanesini aldım. Yani payda sabitken payı artırdım. 10 parçanın 7 tanesini almak 10 parçanın 3 tanesini almaktan büyük oluyor tabii. 5 de 3'ten büyük oluyor.
Pay da aynı iken pay büyüdükçe kesir de büyüyor. Ama ezbere gitmenizi tavsiye etmem. Gördüğünüz gibi bu şekilde yapabiliyoruz. Ha, de, paydalar eşit değilse. Paydaları eşit değilse en akılcı yol paydaları eşitlemek. Mesela bu tabii çok sırıtıyor da 3 bölü 4 mesela 7 bölü 8 diyelim. Şimdi bunları kıyaslayacağım. Paydalar aynı değil, paylar aynı değil. E birine eşitleyeceğiz. Hangisine eşitleyeceğiz? Paydayı eşitleyeceğiz. Bunu 2 ile genişlettiğimde 6 bölü 8. 6 bölü 8 mi büyük ki 7 bölü 8 mi? E 8 parçanın 7'sini mi alsam çok olur, 6'sını mı? Tabii ki 7'sini. Bu bundan büyük. Her zaman payda mı eşitleyeceğiz? Hayır, tabii ki. Bazen öyle bir şey getirir ki payı eşitlemek kolay olur. Mesela 3 bölü 121 6 bölü 142. Şimdi mesela bununla bunu eşitlemeye kalksak uçacak. Ne yapıyoruz? Şunu 2 ile genişletiyoruz. Üst taraf 6 oluyor. Alt taraf 121'i 2 ile çarpıyoruz. 200'lü bir şey geliyor. Hesaplamaya bile gerek yok. Bu da 6 bölü 142. E şimdi bu 200'lü bir şey de 6 parça almış. Bu 142 parça da bölümden 6'sını almış. Dolayısıyla bu daha büyük oluyor. Burada daha fazla parçaya bölüp 6'sını almış. Örneğin 242 oluyor. 242'nin de 6'sını almış. Bu 142'de 6'sını almış. Dolayısıyla payı da eşitleyerek yapabiliyoruz. Yani ezbere gitmemize gerek yok. Başka ne oluyor peki? Tabii bir de negatif sayılar var. Mesela eksi 3 bölü 2 mi büyük? Eksi 2 bölü 2 mi büyük? Bir yol şu. Normalde 3 bölü 2 mi büyük olacaktı? 2 bölü 2 mi büyük olacaktı? 3 bölü 2 büyük olacaktı. Öyleyse negatifte de 3 bölü 2 küçüktür. Buradan da gidebiliriz. Mesela eksi 3 bölü 5 mi büyük? Eksi 3 bölü 4 mü büyük? Şimdi normalde 3 bölü 5, 3 bölü 4 diye kıyaslayacaktık ve düşünecektik ki ben bir şeyi 5 parçaya bölüp 3 tanesini alsam çok olur, 4 parçaya bölüp 3 tanesini mi? Ve diyecektik ki tabii ki 4'e bölüp 3 tanesini alsam daha büyük olur. Dolayısıyla negatifinde de bu küçük oluyor. Bu şekilde negatif kesirleri de kıyaslayabiliyoruz. Kesirler ve ondalık kesirler üzerineydi bu video. Çok derin bir şey yok. Yani derin şeyler genelde soru tiplerinden üretiliyor. Soru tiplerinde bazı istisnai şeyler var. Onları birbirine bağlıyor. Ha derseniz genel olarak ne çıkıyor? Kesirlerde işte 4 işlem. Ondalık sayılarda da virgül kaydırma olayları çıkıyor. Zaten kesir sorusunu mesela getirip üslü sayının karekökün içine sokuyor. O yüzden kesirin temelinde alabileceğimiz bilgi bu. Onun üzerine bazen istisnai kesir üzerine sorular yapabiliyor. Onlar da soru çözümlerinde, YouTube kanalında da birçok soru çözümünde var. Hatta YouTube kanalında kesirlerle ilgili çıkmış tüm soruların çözümlerinde büyük kısmı var. Kesirler tüm sorular yazınca çıkar. ÖSYM tarihinde çıkmış sınavların yani. Burada da konu anlatımını bu şekilde yapabiliriz. Umarım faydalı olmuştur.